Merhaba. Erdoğan rejimi içeride değil, asıl dışarıda hata yapmamaya çalışıyor. Yoğurdu üfleyerek yemesi, tansiyonu artıran veya düşüren açıklamalarına bakın, bunu görürsünüz. Batı bir blok değil, Avrupa Birliği de öyle. Bir blok olarak politika ürettiği bir ülke varsa o da Türkiye. Gayri resmi rakamlarla sayıları artık 5 milyonu geçen mülteciler ki ağırlık Suriyeli olmak üzere Afgan, İran, Irak, Afrika göçmenleri de var Erdoğan rejiminin can simidi. Geçen yıl salgından önce "Kapıları açıyorum ha." deyip yüzbinlerce göçmeni sınıra yığan Erdoğan'dı. Sonrasında "Geçmesinler" diye sınır güvenliği uygulayan da aynı Erdoğan'dı. Batı bir blok olarak resti gördü ve yelkenleri indirdi. Hem Avrupa hem Amerika gerek politikacıları, medyası gerekse yöneticileri itibariyle Erdoğan Türkiye'sinin biat etmeyenler için tam anlamıyla bir cehennem olduğunu çok iyi biliyor. Ülkenin gittikçe fakirleştiğini, borçlarını çeviremez hale düştüğünü de görüyorlar. Diğer yandan her konuyu Erdoğan'la anlaşarak çözme lüksünü terk etmekte istemiyorlar. Kim ister partilerle, parlamentoyla, sivil toplum örgütleri ve medyayla yakapaçı olmayı, onlarla pazarlık yapmayı ama Joe Biden demeyin. Evet Erdoğan'ı yok sayıyor, evet hiç hazretmiyor, evet insan hakkı ihlallerine tepkili. Lakin hüküm vermek için henüz çok erken bekleyip göreceğiz. Dönelim Avrupa'ya. Kendi içinde çok karışık ve tutarlı değil. Bakın şu salgında aşı meselesinde dahi anlaşamadılar. İngiltere yetişkin nüfusu aşılamayı bitirmek üzere. Son aylarda bu yüzden rahat bir nefes aldı. Pfizer, BioNTech'in memleketi Almanya ise yer yer aşı bulamıyor. Fransa bir kapanıp bir açılıyor, rakamları düşüremedi. Bir seneyi geçti. Aşıyı bile doğru dürüst üretip paylaşamayan, toplumlarını evlerinde tutmaya çabalayan, esnafını sübvanse ederek kepen açtırmayan Avrupa, 3. Dünya ülkelerindeki aşılamaya mı bakacak? 130'un üzerinde ülkeye aşı uğramamış. 2021'i kaybettik, 2022 soru işareti. Dönelim hal böyleyken Erdoğan'ın dışarıda eli rahat. Böyle giderse borçlarını da erteletir. Peki Erdoğan'ın eli içeride rahat mı? Nasıl olmasın ki? Bırakın ötekini berikini, geçen ayki 104 amiral imzalı bildiri bile içerinin halini anlatmaya yeter artar. Hadisenin önün arkasına bakan, çıkan her şeyi taramış biri olarak diyeceğim şu. Mahalle fena halde karışık ve öfkeli. Erdoğan'ın eli içeride rahat mı? Çok şey bir fiskesine bakıyor. Esasen kendi iktidarının da bir fiskelik ömrü var. Sadece insanlar bunu birbirine harcamakla meşgul.